Zülfikar, gökyüzünde şöyle bir nida yankılandı. La feta illa Ali, la seyfe illa Zülfikar. Ali gibi yiğit yoktur, Zülfikar gibi de kılıç yoktur. Hazreti Ali, Uhud Savaşı'nda peygamberimiz için canını ortaya koyarak birçok fedakarlıklarda bulunmuştur. Kahramanlıklar göstermiştir. Okçu tepesine dikilen o askerler peygamberimizin emrine uymayarak yerlerini terk edince kazanılmak üzere olan savaş kaybedilmeye başlandı. Müslümanlar peygamberimizi yalnız bırakarak sağa sola dağıldılar, kaçışmaya başladılar. O zorlu anda, o tehlikeli anda Hazreti Peygamber'i yalnız bırakmayarak düşmana karşı savunan sadece Allah'ın aslanı Hazreti Ali'ydi. Hazreti Ali canını ortaya koyarak öylesine savaşıyordu ki Cebrail Hazreti Peygamber'in yanına gelerek onu övdü ve şöyle dedi. Bu onun gösterdiği çok büyük bir kahramanlıktır, fedakarlıktır. Bunun üzerine Peygamberimiz şöyle buyurdu. Ali bendendir, ben de Ali'denim. O esnada gökyüzünde şöyle bir ses duyuldu. La feta illa Ali, la seyfe illa Zülfikar. Ali gibi yiğit yoktur, Zülfikar gibi de kılıç yoktur. 12 imamların beşincisi İmam Muhammed Bakır'a bu kılıca neden Zülfikar adı verilmiştir diye sorulduğunda şöyle buyurmuştur. İmam Ali'nin Zülfikar kılıcı ile helak ettiği kafirler hem bu dünyada hüsrana uğramışlardır hem de ahirette. Hem bu dünyada aile ve çocuklarından mahrum kalmışlardır hem de ahirette cennetten mahrum olacaklardır. Yani onları her iki dünyada da mahrum bıraktığı için bu kılıca Zülfikar denmiştir. Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa Zülfikar hakkında şöyle buyurmuştur. Allahu Teala Zülfikar'ı bana verdi ve şöyle buyurdu. Ey Muhammed, onu al ve dünyadaki yeryüzündeki en iyi insana ver. Allah'ım o kimdir diye sorduğumda bana şöyle cevap verdi. O benim yeryüzündeki halifem Ebu Talip oğlu Ali'dir. Zülfikar İmam Ali'den sonra İmam Hasan'a ve ondan sonra da İmam Hüseyin'e geçmiştir. Bu şekilde 12 imamlar babalarından Zülfikar'ı emanet olarak almışlar ve korumuşlardır. İmam Cafer-i Sadık ve İmam Rıza Zülfikar'ın imamet alametlerinden birisi olduğunu ve 12 imamlar zamanında onların elinde bulunduğunu buyurmuşlardır. Şu anda da 12 imamların sonuncusu İmam Mehdi'nin elindedir. İmam Cafer-i Sadık şöyle buyurmuştur. İmam Mehdi elinde Zülfikar ile zuhur edecektir. Allahu Teala o günleri görmeyi cümle canlara nasip etsin.